Merhabalar arkadaşlar. Bugün Tuna Tülmen'le beraberiz. Tuna Tülmen, Koç Üniversitesi fizik bölümünü kazandı bu sene. Koç Üniversitesi belki biliyorsunuzdur, fizik bölümü ilk 109'la kapattı, burslu olarak. Şimdi tabii biz de bu kadar güzel bir başarı elde etmişken Tuna'nın neden fizik bölümü okumak istediğini, tam olarak Koç Üniversitesi'nde neler yapılabildiğini kendisinden dinlemek istiyoruz. Öncelikle hoş geldin Tuna, nasılsın? Hoş buldum. Teşekkürler. İyiyim. Tuna, açıkçası merak ediyoruz. Yani çok güzel bir başarı elde ettin. Türkiye'de derece yaptın ve bu derece sonucunda Koç Üniversitesi fizik bölümünü tercih ettin. Tam olarak bunun sebebini istiyoruz. Yani gelecekteki düşüncelerin ne? Neden fizik bölümünü tercih ettin? Açıkçası merak ediyoruz. Yani fiziğe ilgim olduğunu biliyordum. Üniversitede hani ya ben olimpiyatlarla ilgilendim ve olimpiyatlarla ilgilenirken çok fazla böyle hazırlanırken çok fazla merak ettiğim şey kaldı aslında. Bunları öğrenmek istiyorum. O yüzden hani yani, ayrıca işte ya mühendislik okuyacağım ya fizik okuyacağım. İkisinden biri olacaktı. Akademi şu an daha iyi bir seçenek gibi duruyor ama koçta olunca bunu hani net bir şekilde karar vermek zorunda değilim şu anda. Daha sonrasında mühendislikte çap yapabiliyorum. O yüzden bu şekilde esnek bir karar vermek en iyisi olur diye düşündüm. Evet, yani şimdi şunu biliyorum Çünkü mühendislik okusam da fizik okumak istediğime eminim yani. evet, yani sonuçta ben fiziği okuyacağım ama yanına çap olarak belki herhangi bir mühendislik dalı eklerim diyorsun, doğru mu? Evet, yani bunun kararını şu an verecek yani bilgim olmadığına kanaat getirdim. O yüzden fizikten girmek mantıklı geldi. Çok güzel. Biliyoruz ki Koç Üniversitesi çift anadal konusunda çok rahat ve öğrencileri teşvik ettiğini biz önceki konuşmalarımızda da söylemiştik. Peki olimpiyatlardan bahsettin, yani olimpiyatlara çalıştığından bahsettin. Tam olarak olimpiyatlar konusunda herhangi bir başarın var mı? Ulusal'da ilk 4 yıl fizik olimpiyatlarıyla ilgilendim. Ulusal'da bronz ve gümüş madalya aldım. Sonrasında yeni açılan astronomi ve astrofizik dalına geçtim. Orada ulusal'da altın aldım. Uluslararası'nda gümüş madalya aldım. Yani çok basit bir şekilde söylüyorsun ama bunları aslında muazzam başarılar. Yani milli takıma girdiğini söylüyorsun astrofizikte ve milli takımda bu sene hangi madalyayı aldım demiştin, tekrar et lütfen. Gümüş. Uluslararası gümüş madalya aldın değil mi? Gümüş madalya aldın. Gerçekten çok güzel, çok büyük başarılar bunlar. Milli takım adına yarışıyorsunuz ülkemizin ve uluslararasında gümüş madalya aldın. Tebrik ediyoruz. Ve bunun sonucu olarak bir ek puan aldın, doğru mu Tuna? Evet. Peki sen HAM'da kaçıncı sıraya yerleşmiştin? 231. 231, yani HAM'da da çok ciddi bir başarım var. Bunun üzerine ek puan aldın. Ek puanla yerleştin üniversiteye, fizik bölümüne. Ve kaçıncı oluyorsun muhtemelen? Yani toplamda kaç puan aldın? 567 puan oluyor. Yani net bir sıralama bilmek mümkün değil ama Evet, sanırım 2 yani yani. Emin değilim. 560 full deseniz 567 puan, gerçekten çok ciddi bir puan ve muhtemelen ikinci olarak girdiğini söylüyorsun. Öteki arkadaşlarını tanıdığın kadarıyla. Gerçekten tebrik ediyoruz. Peki bu olimpiyatlar konusunda Teşekkürler. olimpiyat konusunda çalışıyorsunuz. Nasıl bilgin oldu? Yani olimpiyatlara çalışırken nereden duydun olimpiyatların çalışılabileceğini? Önceden bilgin var mıydı ortaokulda? Ona göre bir lise mi seçtin? Nasıl oldu bu süreç? Olimpiyatla şöyle tanıştım. Aslında hiç bilinçli olmayan bir şekilde. Ortaokulda hiç haberim yoktu zaten olimpiyat olduğundan. Yani liseme geçerken olimpiyat çalışmaları yapıldığını biliyordum. Enkapen Lisesi'nde. Ama hani olimpiyat çalışmalarına pek iyi bakmıyordum. Yani olimpiyat ne, ben ne yapacağım, onunla mı uğraşacağım, yeni sınava çalıştım falan bu şekilde düşünüyordum. Sonrasında okulda haberim oldu ve hoşuma gitti diyeyim. Okul Çok güzel. sayesinde. Okulu yönlendirdi ve belli dönem olimpiyatlara çalıştın. Fizik olimpiyatlarına çalıştın, astrofiziğe çalıştın ve aynı zamanda üniversite sınavına çalıştın. Okul bünyesinde diyorsun. Üniversiteden de gerçekten çok çok güzel bir başarı elde ettin. Ortaokulda yüzdelik kaç dilimle girmiştin?
Hatırlıyor musun? 0-18. 0-18'de girdin. Ve sadece Ham'da, yani olimpiyat başarısı olmadan 200 kaç demiştin? 200, 131. 231. oldun. Yani aslında çok çok da güzel. Okuldaki başarın da, yani sıralama başarın da aslında bir manada artmış gözüküyor. Öyle değil mi? Yani değerlendirmek biraz değişik Bunu... ama evet öyle diyebiliriz. Şimdi milyona vurduğumuz zaman diyoruz, hani kaç milyon kişi girdi sınava oradan baktığımız zaman. Ama tabii çok güzel başarılar bunlar. Tebrik ediyoruz Tuna, tebrik ediyoruz. Peki gelecekteki tam olarak hayallerin nedir? Şimdi sen Koç Üniversitesi fiziği tercih ettin. Koç Üniversitesi bu konuda sana ne gibi olanaklar sağlıyor? Yurt olsun, burs olsun, bunları merak ediyoruz. Neden başka bir üniversite değil? Neden Bilkent değil? Neden farklı bir yer değil fizik olarak düşündüğümüz zaman? Yani aslında baktığım zaman yani benim kendi ilgili bildiğim şey ya mühendislik okumak istedim ya fizik ve yani mühendislik hakkında çok bilgim yok. Fiziği okumak istediğime eminim. Ve hani şu anki bakış açımla akademide ilerlemek çok daha iyi bir tatminkar bir hayat gibi duruyor. O yüzden fizik bölümünü tercih ettim ama yine de üniversitede işte işin realitesini biraz daha iyi göreceğim. O yüzden sonrasında farklı yerlere yönlenme şansım olabilsin diye Koç Üniversitesi'nin çap imkanı bu noktada direkt hani tercih yapmamın asıl amacı yani asıl sebebi oluyor. Asıl neden Çünkü denilen bir diğer tanesi üniversitelerde oldu. böyle bir şey yok. Çap diyorsun dedi. Daha rahat çap yapacağımı düşündün. Peki diğer üniversiteleri gezdin mi? Hiç baktın mı? Evet, yani gittim fizik bölümü hocalarıyla konuştum. Hani şey, yani Bilkent'in hocalarıyla konuştum. Evet. Boğaziçi'ne gittim ama yani hocalarla konuştum. Orada okuyan bir arkadaşım vardı da ondan bilgi aldım. Bu şekilde. Anladım. Bunun üzerine Koç'u tercih ettim diyorsun. Peki Koç'ta yurt imkanı var mı? Yurt çıktı mı? Bana çıktı. Çıktı. Çok güzel. Ama kaç kişilik odalarla kalacağınız belli değil daha, değil mi? Tek kişilik oda mı var, yoksa Evet, daha belli. daha belli değil. Yani İki zannediyorum üç ya Koç. da dört olacak daha bir. Anladım. Yani Koç'ta zannediyorum daha sonradan belli oluyor bu durumlar. Yurt meseleleri ve kaç kişi kalacağınız. Ama yurdun var, yurt bursun var. Zannediyorum Koç'ta size bir cep harçlığı falan veriyor mu? Burslu girdiğiniz için. Evet, o da çıktı. Yani giren herkese veriliyor ama işte farklı ne diyeyim işte farklı Başarı durumu gibi. durumlara farklı şekilde burs veriyorlar. Anladım. Tabii yani şimdi hem bir olimpiyat öğrencisisin, fizik adına ciddi akademik birikimlerin var. Aynı zamanda astrofizik adına ve bir fizik bölümüne gidiyorsun. Gerçekten bu oradaki üniversitede çalışan akademisyenler açısından da güzel bir hazine olarak bakılabilir. Yani ellerinin altında gerçekten kuvvetli bir öğrenci alıyorlar ve akademik yolda ilerleme imkanı da oldukça yüksek. Bunlar şey değil, yani kaçırılmaz fırsatlar bence üniversite için. Sizler de bizim yıldız öğrencilerimizsiniz. Yani gerçek ileride çok iyi yerde göreceğimizi düşünüyorum ben sizleri. Yani burs olanaklarını soruyoruz çünkü arkadaşlarımız bazen bunları da merak ediyor. Yani rahat okumak da önemli. Tabii yurt imkanı, yurt ayrı bir para, kendinize ödemeye kalksanız İstanbul gibi bir yerde çok ciddi rakamlara çıkabiliyor. Hem burs, hem yurt, hem diğer taraflardan burs alacaksın zannediyorum. Bir de fen edebiyat fiziği tercih ettiğin için değil mi? Ve ilk bine girdiğin için ayrı bir burs var zannediyorum. İlk 10 bin miydi? İlk 1000 miydi? Öyle bir şey daha var sanki. Biliyor musun sen? 0-5 ilk 10.000 şeklinde temel bilim okuyanlara farklı miktarlarda burs veriyorlar. Yani gayet de iyi burslar. Makul diyorsun. Hepsini toplasan ciddi güzel rakamlar geliyor. Biz bazı arkadaşlarla hesaplamıştık. Gerçekten çok güzel rakamlar var. Yani bunlar da sizin gerçekten uzun zaman emek verdiniz, uzun zaman çalıştınız. Bunlar da ufak tefek sizler için ödül. Güzel olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Her şey para değil ama fakat değil mi? Rahat etmek de güzel. Her şey para değil ama yani rahat bir şekilde okuma imkanı sunması güzel gerçekten. Çok güzel, çok güzel. Peki, şimdi biz
Çift anadaldan bahsettik, fizikten bahsettik. Peki çift anadal yapmasan, fizikten devam etsen hiç araştırdın mı? Yani daha sonra tabii fizik öğretmenliğinden bahsetmiyoruz biz burada. Fizik bölümünü okuyacaksın, akademisyenlikten bahsediyoruz. Ne gibi gelecekte nereye yönelebilirsin? Hiç böyle düşündün mü? Sadece fizikten devam etsen. Yani insanlar şöyle diyor, konuştuğum insanlar çoğunlukla dedikleri şey şu: yani akademide yani doktora bulmak yurt dışında yani zor ama inanılmaz zor değil. Gerçekten insan yapılıyor ama sonrasında bir fakülte pozisyonu bulmak inanılmaz zor. Şansa dayalı olduğunu söylüyorlar biraz. Yani Evet. çünkü açılacak pozisyon sayısı yıldan yıla değişiyor. Tamamen o yıl içinde gelişen durumlara bağlı. Yani o yüzden akademide kalma şansı düşük hani. Ama yine de sonrasında da insanın yapabileceği pek çok şey olduğunu duydum. Yani o Anlıyorum. yüzden hani böyle hani genel bir algı var Türkiye'de, işte fizik okuyunca fizik öğretmeni oluyorsun gibi algı var ama yani sonrasında yapılacak çok farklı çeşitli işler olduğunu duydum. Tabii bunlar sadece duyduklarım. Kesinlikle var, Ama çok kesinlikle var. korkutucu geldi. Ben baktığım zaman, işte şu an baktığım zaman ne yapacağım şimdi, ben mezun oldum, fakülte pozisyonu bulamadım, işsiz mi kalacağım diye öyle korkutucu bir tabloyla karşı karşıya olduğumu düşünmüyorum. Yok yok, kesinlikle kesinlikle böyle bir üniversiteden mezun oluyorsun. Bir de çok farklı alanları var. Ben de fizik mezunuyum bu arada, biliyorsun. Ben yalnız fizik öğretmeniyim. O ayrı konu ama şundan bahsediyoruz. Peki yurt dışı hayallerin var mı? Tam olarak yurt dışına gitmeyi düşünüyor musun? Daha sonrası için. Ya eğer akademide kalmayı düşüneceksem tabii ki yani. Değil mi? Hayal, mesela Nerede iyisi yapılırsa uluslararası oraya da gitmek tabii başarılarım ki. var. Yani sonuçta bunlar kuvvetli CV'ler. Üniversitede de başarılarım var. Anladığım kadarıyla hazırlık okudun değil mi? İngilizce konusunda da iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir hazırlık dönemim var. Bu hazırlığı okumayı düşünüyor musun öncelikle Koç'ta? Yoksa sınav verip geçecek misin? Öyle bir düşüncen var mı? Atlamayı düşünüyorum. Yani sınav verip atlamayı düşünüyorsun. İngilizcen iyi. Daha sonra da tabii dünyada çok güzel üniversiteler var. MIT gibi değil mi? Mesela fizik dalında ilerlemek istiyorsunuz veya işte orada ayrı bir eğitim almak senin için güzel olabilir. Böyle hayallerin var mı? Evet, yani eğer işte bu önümüzdeki bir iki yıl içinde hangi yoldan gideceğime karar vereceğim ve akademi yoluna karar verirsem en iyisi neresiyse oraya gitmek için çabalayacağım yani. Tuna, gerçekten tebrik ediyoruz. Biz de hep arkadaşlarla konuşuyoruz. İleride bir video çekersek bakalım 4 yıl sonra, 5 yıl sonra, 6 yıl sonra nerelerde olacaksınız? En azından bu konuşmamızla karşılaştırırız. Ben çok çok güzel yerlerde olacağınızı düşünüyorum. Çok güzel eğitimler alıyorsunuz. Şunu diyebiliriz bence, yani çok güzel bir lise, çok güzel bir üniversite diyebilir miyiz? Yani çoğu arkadaşla konuştuğumuz zaman arkadaşlar gerçekten çok güzel liselerden mezun oluyorlar. Güzel bölüme gitmiş arkadaşlar. Sen buna katılıyor musun? Yani ben kendi deneyim açısından evet diyebilirim. Güzel bir lise, güzel bir üniversite O zaman herhalde. ortaokulda Üniversiteye iyi. daha gitmedim ama. Yani güzel, üniversiteye gitmedin ama en azından tecrübelerden, arkadaşlarımızdan biliyoruz. Hangi üniversitenin, yani sonuçta bir üniversite sıralaması var. Hangi bölümde hangileri daha iyi, onları da az çok biliyoruz. Ortaokuldan bu işi anladığım kadarıyla ciddi sıkı tutmak lazım. Liseleri çok iyi araştırmak lazım. Ona göre bir lise tercih etmek lazım. Çünkü bazı liselerde şöyle bir durum var. Yani bırakın olimpiyat. Yani olimpiyat nedir onu dahi bilmiyorlar. Yani olimpiyata hazırlanan öğrenciler çok az. Yani bazı olimpiyata hazırlanan bazı kemik okullar var. Diyelim ki Ankara Fen var, İzmir Fen var, işte bazı özel okullar var değil mi? Yeni işte TÜBİTAK Lisesi açıldı, bu konuda çalışmalar sürdürüyor. Aynı şekilde senin mezun olduğun ENKA Fen Lisesi var. Bunlar ciddi ciddi çalışıyor ve çok çok güzel ürünler veriyorlar. Fakat diğer okullar çok çok geride bu konuda, yani olimpiyata öğrenci hazırlama konusunda, ama inanılmaz avantajları var yani. Senin için belki öyle değil. Ham'da da çok güzel puan aldın. Sıralaman da iyiydi. Ek puan gelince direkt taba çıktın, en yukarı çıktın, ama bazıları 1200'den 1300'den direkt 261 puan gibi, yine Türkiye'de full yapsan alamayacağın puanı alıyorsun.
Yani 1200'den 1300'den öğrenci direkt taba çıkarıyor. Yani bu konuda biz de biraz bilinçlendirmek istiyoruz arkadaşlar, hem sizler sayesinde. Yani bunlar çok çok önemli olduğu için ufak tefek biz de not düşmeye çalışıyoruz. Tuna, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Gerçekten çok mutlu olduk. Tabii ek puanla beraber aslında bir Türkiye birincisinin bile, yani full yapsa bile alamayacağı puandan çok çok daha yukarıda bir puan aldınız. Bu konuda da ayrıca tebrik ediyoruz. Üniversite Peki. sınavında çok ciddi bir başarı aldın ham puanda. Tam olarak nasıl çalıştın yani? Son seneni merak ediyoruz, diğer seneleri merak ediyoruz. Olimpiyat çalışmasının yanında üniversite sınavına nasıl bir zaman buldun? Onu bahseder misin? Kronolojik gideyim daha iyi olur. 9. sınıfta işte geldik liseye. Dersleri görüyoruz ve işte benim şöyle bir hassasiyetim vardı. Derste anlatılan işte hocanın ağzından çıkan her şeyi anlamış olmak zorundaydım. Yani hemen derste anlamasam bile sonrasında üzerine düşünüp anlamış olmak gibi bir hassasiyetim vardı. Yani ödev yapmayı falan pek sevmiyordum ama derste anlatılanı anladıysam benim için yeterliydi. Yani bu şekilde hallettim yani 9'da. Yani 10. sınıfta online'dı. O yüzden pek bir şey öğrendim diyemem yani. Aynı zamanda olimpiyatta çalışıyordum. O yüzden biraz dersleri arka planda tuttum diyelim. 11. sınıfta da yine olimpiyat vardı ama özellikle biyoloji, kimyayı halletmeye çalışıyordum. Sonrasında YKS'ye çalışırken bıraktıklarım bana yük olmasın diye. O yüzden önemli gördüğüm şeyleri halletmeye çalıştım sadece. Çünkü onun dışında ana odağım olimpiyattı her zaman. 11'in yazında hani bir 2-3 hafta falan çalıştım. 12. sınıf kimyayı halletmeye çalıştım. Biraz biyoloji de baktım ama çok fazla değil. O konular sonradan çıkarıldı zaten ama yine de Evet. faydalı buldum yani. Bence yapılabilir. Hani çünkü önceden konuyu çalışıp derste zaten bildiğim bir şey tekrar anlatınca işte hatırlamış gibi oluyorum. Sorun varsa o anda hemen sorabiliyorum. Çünkü önceden aklımda kalmış olanlar oluyor falan. Daha iyi olur diye düşünmüştüm. 12'de yine aralığa kadar işte ikinci aşamaya çalıştım. Onun dışında sadece biyoloji derslerine girip işte dinliyordum. Kalanlarda full olimpiyat çalışıyordum. Aralık'ta ikinci aşama oldu. Sonrasında takım seçme sınavı vardı. Şubat'ın ortalarına, sonlarına doğru. O zamana kadar da yine olimpiyat çalıştım. Sonrasında işte bir 100-110 gün falan kaldı. O süreçten sonra işte Şubat'ın sonu Mart'ın başı gibi sadece YKS'ye odaklandım ve işte daha çok deneme çözdüm yani. Evet. Eksik olduğum konuları halletmeye çalıştım çünkü biyolojiyi unutmuştum yani. Günde kaç saat Ama çalıştın? önceden bildiğim için hatırlamam. Günde kaç saat Şöyle çalıştın son sınıfta? benim kafamda şey vardı. Hani sınava amacım sınava yeterli çalışmış olayım ki vicdan azabı çekmeden gireyim. Bu yüzden de stresli olmayayım. Yani vicdanımı rahatlatacak seviyede çalışmayı öngördüm diyeyim. Onun için de kafamda işte günlük ortalama 6 saat tutturmak vardı. Son 100 günde de büyük ölçüde tutturdum diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın Tuna. Tunacığım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. İnşallah ileride görüşürüz. Tekrar konuşuruz. Gelecek adına değerlendiririz. Nerelerdesin? Çok güzel yerlerde göreceğimize eminiz ama bu konuda. Bakalım zaman ne getirecek, ne gösterecek bizlere. Kendine çok çok iyi bak. Teşekkürler, siz de. Sağ olsun. Hadi görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.